İsmim İbrahim Törün. Çomaklı Mahalle Muhtarı. 1967 doğumluyum. Çomaklı'dan muhtarlık yapıyorum. Çiftçilik yaptık. İnşaatıyla uğraştık. Hayvancılığıyla uğraştık. Şu anda çiftçilik de yok, hayvancılık da yok bende. Hizmet etmek çok güzel bir duygu. Hizmet verenden, yapandan, emeğe geçenden, herkesten Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyorum. Hizmet etmek çok güzel bir duygu, onu anlatılmaz. Köyümüz 360 hane. Köyümüzün normalde geçimi %80 hayvancılık, kabak çekirdeği yetiştiriyoruz. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Cami var, okul var, Kur'an kursu var. Dağlık bölge bura, bizim bura. Erciyes'in eteklerinde. İle 40 kilometre, ilçeye 7 kilometre. Köyümüzde kaba haricinde buğday, çavdar, arpa. Eskiden bu kabak olmadığı ne daha önce kuru fasulye ekerlerdi. Bu tarlaların %90'ı kuru fasulye ekiliyordu. Vatandaş hep elinde çapalardı, elinde yiyorlardı bunu. O bitti. Kabak çıkınca rahatladılar. Köyümüzdeki cenaze usulü biri vefat ettiği zaman normal cenaze kalktıktan sonra topluca taziye yapılır. Komşular tarafından 2-3 gün o evde yemek pişmez, komşular tarafından karşılanır. Köyümüzde sülale Öztürkler var, Karabacahlar var, Özkaralar var, Özkan var, Şahbaz var, Şişli var, Aksoylar var, Görkenler var. Köyün %60 hemen hemen göçmen bizim Çomalı'nın. Yukarı mahalle dediğimiz biraz önce geçtik havuzun üstüne. O mahallenin %80'i Erzurum muhaciri. Çomaklı olup da İstanbul'da, yurt dışında, Türkiye'nin diğer değişik yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza büyük saygı ve selamlarımı söylüyorum. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdiği için kendisinden Allah razı olsun. Saygılar, sevgiler. Sami Şensoy, 49 doğumluyum. Çomaklı bir yoksul köydü. Dar gelirli bir köydü. 5 sınıf bir okulda, tek okulda okurduk. 5 sınıfı bir öğretmen okudurdu. Orta kısımda iki köy bura, iki mahalle. Orta kısımdaydı. Biz buradan giderdik, öbürleri de oradan gelirdi. Tallamız vardı. Öküzle çiftçilik yapardık. Atla olanı atla yapardı. Biz de tabii atlara bakardık mesela evde. Öküzler varsa öküzlere bakardık. Yani az olurdu, bir ahırımız olurdu. Şimdiki gibi değil. O zaman çok azdı yani. İki öküzün varsa üçüncü yoktu yani. Buğday ekerdik. Yaz döneminde fasulye ekerdik. Şöyle oraklar vardı. Orakla biçerdik. Düvenden düven vardı. Öküzlerle düvenle sürerdik. Sapı öyle eridirdik. Köy ekmeği evde pişirirlerdi. Bir kısmımız yuka derdik, şöyle aşmalı. Onu yapardık. Bir kısmımız çörek derdik. Somun ekmekleri. Onları pişirirlerdi sobalarda. Veya tandırlar vardı. Tandırlar da pişerdi. Önceden nişanlılı o hali nişanlının yanına gidemezdik. Nişanlıyı göremezdik. Öyle istediğin şekil yoktu. Seni mesela filan kızı nişanlayacak, nişanlardı. İstiyormuş, istemiyor, o şey yoktu yani. Cuma günü başlardı, öğlenden sonra. Cumartesi, pazar günü gelin inerdi. Gelin yürüyerek gelirdi burada. Yani başına bir şey atardı, öyle gelinlik melinlik yok. Beyaz bir şey atılırdı veya kırmızı bir şey atılırdı, öyle gelirdi gelin. Biz de damlara şöyle dururduk şöyle, iki tane de sadıç olurdu. Sadıçlar yan tarafımızda. Gelin gelir girerdi. Ondan sonra biz damdan inerdik. İsmim Halil Tuvaş. 1949 doğumluyum. Çumalı köyünde yaşıyorum. Burada aynen biz de çiftçilik yapıyorduk köyde. 1967-68 yılına kadar köydeydim ben.
İlkokulu köyde bitirdim. 5. sınıfa kadar. Ondan sonra da İstanbul'a gittim bir müddet. İstanbul'da kaldım 1-2 sene. Arkadaşlarımız vardı. Biz burada çelik çomak oynardık. Onu herkes biliyor. Akşamları bunlara da oynardık. Yani iki grup olurduk. Mesela 5-6 kişi bir olur. 5-6 kişi bir olur. Gider onlar saklanırlar bir tarafa. O iki kişi onları arar bulabilirse bulur. Bulamazsa onlar gizlice gelir. Buradaki kalanları döverlerdi. Yani böyle yumruklarlardı. Ondan sonra öbürleri saklanır, öbürleri gelirdi ondan sonra. Yani o biri çağırırdı, Mulla Araz diye, biz şuradayız diye onlara haber verirdi. Onlar da saklanırlardı yani o zaman. Çocukluğumuzun şeyi öyle geçti. 54 sene beraber yaşadık eşimle. Aynı işte o zaman büyüklerimiz mesela isten istemen yok. Anne baba verdim, aldım. Senin şansın yoktu yani. 54 senelik evliydim. Ben eşimin ismini söylemedim mesela. Hep hacıya gittik geldik işte. Hacıya gittik derken hacı hanım derdim. Hacı derdim. Ondan sonra biz de yani hanımın ismini söylemek biraz ayıp kaçardı yani. Hanımından su isteyemezdin büyüklerin yanında. Çocuğuna sahip çıkamazsın büyüklerin yanında. İsmim Hasan Hüseyin. Doğumum 1938. Çomaklı'da doğdum, Çomaklı'da yaşıyorum. Ufakken babam püs dermiş. Onunla gittim geldim bir zamanlar püs ettim. Püs mü? Keveni kazardık. Kazmayı bitirdik miydi ondan sonra gider bıçaklardık şehrin kökünden şöyle keserdik. Oradan püs çıkardı. Onu bir hafta durdu muydu onu toplardık. Öyle güze kadar toplardık. Güzün 15 batman, 20 batman. Böyle püs alırdı. Onu satardık. Geçimimiz oydu. Ondan sonra o püsü bıraktık. Babam okuz aldı. Tarla sürdü. Çiftçi oldu. Ben de evlendim. Ayrıldım babamdan. Bir çuluna, bir kat yatağına ayrıldım. Komşularla şey, ekmeden önce çoban durdum. Koyun çobanı. 4-5 sene koyun yaydım. Öğlenin hediye getirirdim. Koyunu sağırlardı. İkindi olmadan, ikindileyin koyun buradan gene çıkardırdım, dağa giderdim. Orada yatardım, Deli Hüseyin saat 10'da 11'de geriye getirirdim. Deli Hüseyin ikindiye kadar köyde dururdum. Böyle yaz şey giderdi. 12 sene hanımıma baktım, hastaydı. 12 sene baktıktan sonra o öldü. Bundan boyunda bir tane bir avrat aldım, o da şeymiş. Onunla da 73 gün kaldım, onu da kovdum, iyi değildi. Ondan bu yana da evde de yalnız duruyorum. Var mı daha diyeceğim. Okula yazdılar da gitmedim. Ne bileyim ben aşık oynamaya gittim. Mektebe gittim. Ondan sonra hoca diyor diye oradan da çıktım. Kaçtım cebime koydum 1000 cüzünü. Nereden geliyorsun derdi babam. Okuldan de mektepten derdim. Onu kandırırdım. Okumadım. Öyle böyle derken gene Kur'an-ı Kerim'i okudum. İsmim Nazım Şahbaz. Çomaklı doğumluyum. 7 yıldır bu okulda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. 7 yaşında bu okula başladım. İlk öğretimimi bu okulda tamamladım. 5 yıl daha sonra Develi'de ortaokulu okudum. Liseyi yine Develi'de bitirdim. Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olarak Van iline sınıf öğretmeni olarak atandım. 4 yıl orada çalıştıktan sonra 2010'da tekrar Develi'ye dönüş yaparak yaklaşık 12 yıldır Develi'de görev hayatıma devam ediyorum. Benim için çok farklı duygular ifade ediyor. Yani kendi okulunda okul müdürü olarak görev yapmak çok farklı duygular. Okuduğumuz sıralarda oturmak, yani oraları tekrar görmek,
Çok farklı duygular. Bunun hissiyatı çok farklı. Köy öğretmenliği, öğretmenlerimiz köyde kalırdı. Okulun lojmanı vardı. İşte öğrenciler ona yumurta getirirdi, süt getirirdi. Şimdi ulaşım imkanlarının daha iyi olmasıyla artık köy öğretmenleri de gidiş geliş şekline dönüştü. Yani gidiş geliş yapmaya başladı. Keşke öğretmenlerimiz köyde kalsa, köylüyle iç içe olsa, daha iyi bir iletişim sağlasa diye düşünüyoruz. Köy okulları kanayan yara gibi öğrenciler azalmaya başladı. 7 sene önce geldiğimde bu okulda 125 öğrencimiz vardı. Şu an 85 öğrenciye düştü. Arkada görünen işte bina 2008 yılında yapıldı. Daha önce bu okul 1952 yılında faaliyete geçmiş. Bizim yıllarımızda biz eski okullarda öğrenim görüyorduk. Şimdi imkanlar son derece iyi. Isıtma sistemi olsun, ondan sonra öğretim materyalleri olsun. Bu konularda son derece ilerideyiz şu an. Öncelikle okulumuza geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmenizde vesile olan Çomaklı Derneği'ne de teşekkür ediyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Fazilet Su Eda Öztürk, Ankara, Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmeni. Ankara doğumluyum. 10 yılı aşkın öğrenci koçluğu eğitim danışmanlığı yapmaktayım. Akıl ve Zeka Oyunları Öğretmenliğinin yanında piyano öğretmenliği ve gitar öğretmenliği yapıyorum. Türkiye'nin birçok şehirlerinde bulundum. Birçok öğrencilerimize katkı sağlamak için şehir şehir geziyorum. İlçe ya da köy ayırt etmeden görevime devam etmekteyim. Orta Asya Kırgızistan'da 2 yıl okudum. Oradaki oyunlarımızı Türkiye'ye getirme çabasındayım ve Avrupa'daki oyunlarımızı da Türkiye'deki öğrencilerimize getirip onlara bir katkı sağlayıp turnuvalara kazandırmayı düşünüyorum. Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği derken bunun içerisinde Osmanlı zamanında oynanan oyunlardan mangala, satranç, dama, Röversi, Metaforms gibi oyunlar giriyor. Pentago gibi oyunlar giriyor. Geçen yıl Tazof üzerinden, federasyon üzerinden küre oyunu tasarlandı ve küre oyununda da öğrenciler turnuvalara katıldı. Derece sağlayan öğrencilerimiz her oyunda bulunmaktadır. Çocuklarımız çok daha doğallar, çok daha saflar, çok daha tabii ki diğerlerine kıyasla, akıl kısmını kıyaslamayacağım asla. Bizim Türk toplumundaki tüm öğrencilerimiz, tüm çocuklarımız aynı zekadalar. Neden Çomaklı Mahallesi'ndeyim? Çünkü ailem buralı. Burada hizmet etmek istiyorum. Buradaki çocuklar benim çocuklarım gibi. Benim vatanımın çocukları. Onlar da bir şeyler öğrensin. Onlara da bir katkım olsun diye. Bu bir yılı inşallah burada geçirmeyi düşünüyorum. Öncelikle Esenler Belediyesi'nin böyle bir proje yürütmesi çok güzel bir şey. Çok saygın bir şey. Bizi çok mutlu etti. Tekrardan böyle çalışmalar yürütmesini çok çok isteriz. Çok teşekkür ediyoruz.